Evet, hoş geldiniz yeni videoya. Bugün leke sizden bir büyü gücü alacağız. Bu ilk başta gizli gibi gelebilir, size gizli de olmayabilir. Kartının tam bu köşesinde bir çürüme bağışıklığı kazandıran, defans veren bize bir yetenek alacağız buradan. En son videoyu nerede bıraktım hatırlamıyorum ama buraya kadar getirmiştim zaman kaybı olmasın diye. Haritadan da seyirini gösterirdim. Şimdi şurada bir lekesi olacak abi. Bu normalde çoğu zaman düşman oluyor size. Bana yardım edebilir misin? Şimdi bununla 3 kere konuşursanız, 3. konuşmada silah isterseniz oyunun çok güçlü silahlarından birini veriyor da biz bunu almayacağız. Güce ihtiyacım var diyoruz. Ve zapt edilme diye bir yetenek öğrendik. Şu an burada sandıklar oluyor. Sandıklara bir bakın. Araştırın. Bu arada buna saldırabiliyorsunuz belli bir konuşma metninden. Ama saldırmanızı şu an tavsiye etmem. Çok güçlüler. Aşırı fazla vuruyorlar. Zaten ileride bunlarla savaşıyoruz diye hatırlıyordum ben de, yanlış hatırlamıyorsam. Siz oradan çıkıp bu şekilde buraya gelebilirsiniz. Şimdi ilk durağımız Hayut Kamp olacak. Kampımız burası. Burası diğere göre daha küçük bir kamp ama bunun içine gizli bir yaratık var. Onu keseceğiz. Burada çok az düşman var. Yani burada çok zorlanacağımızı düşünmüyorum ben. Ama tabii gene tedbiri elden bırakmamak lazım. Dediğim gibi çok yavaş bu. Zaten bu silahı değiştireceğiz biz. Element silah kullanacağız. Size çeviri göstereyim. Şu köşede bir sandık olması lazım. Burada bir tuzak var. Dikkatli olun şu tarafta. O zaman Allah senin ha. Kanama etkisi veriyor. Bunu direkt bandaja kapatmanız lazım. Yoksa çok büyük hasarlara yol açabiliyor. Bir şurada var ya, bir şurada var. O soldakini görmemişim ben demin. Böyle benim yaptığım gibi böyle bunları dönüştürürseniz, zaten bunlar çok para da etmiyor. Tencereyi şu anlık alalım. Donmuş seti çektik neredeyse. Bir ayakkabısı kaldı. Ya başlangıç için ideal bir ortalama bir zırh, yani hiç çoktan iyidir. Hadi be oğlum hala. Burada da bir tuzak var şu köşede. Dikkatli olun. Evet, diş çıktı. Tamam. Çok iyi denk geldi yalnız dişin çıkması. Şimdi biz normalde çift eli kılıç kullanacağız. Kargı kullanmayacağız. Ya kargı da kullanabilirsiniz. Yani bu kargıya da benzemiyor bildiğin çift el kılıç da. Burayı temizledik. Şuralarda bir şey kalmadı sanırım, doğru hatırlamıyorsam. Evet, şimdi burası biraz tehlikeli. Burada bir hazırlık yapmamız lazım. Çünkü burada bir beyaz noktalar var. Bak görüyorsun. Ha, şu arkadaş çok tehlikeli. Bunun içinden anahtar çıkıyor. Onu alacağız. Kurayım yavaş yavaş. Kurabildiğiniz kadar kurun. Zaten toplarsınız. Yani hiç şey yapmayın. Fazla fazla kurayım şey gitmesin diye düşünmeyin. Geri çekersiniz. Elimden gelince fazla koyacağım. Çünkü bununla çok savaşmak istemiyorum. Noktalarına yaklaşmak istemiyorum. Sık sık koyarsanız bazen atlıyor. Tuzakları koymuyor. İşte illa bak buralara bir tane koymadık da nereye koymadık. Ben bir tane daha kuracağım ne olur ne olmaz diye. Aynen bak böyle yetenekler açıyor, demin korktum. Ben ölür diye düşünüyorum. Pot basmayacağım. Ben alevi de atacağım zaten üstüne. Bakın bu bile yetmedi yani. Bu kadar tuzak bile. Gel gel gel. Gel sen ele bir gel gel. Bu kadar kolay kesebiliriz. Vallahi yetmiyordu az kalsın zaten. Bu hızlı vuruyor biraz. Bizim silahımız da çok yavaş kaldığı için. Güzel kemik, anahtar. Bunlar büyü yapmak için. Büyü yapmak için diyorum. Büyü malzemelerini üretmek için. Bol bol kullanacağız. Evet, dungeon bitti. Dungeon bile zannetmez. Bir bölümde mini boss'u da vardı. Güzel. Bütün yakutları da buluyoruz tek tek. Bu yakutları isterseniz satabilirsiniz. İsterseniz gizli kapılar var. Bunları açabilirsiniz. Ben satacağım. Çok da şu anlık bir şey yapmayacağım. Yakut bulunur. Ama ben en kötü birer tane elimde tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye birer tane ekstradan. Onları kullanırız. Şuraya da işaretimizi koyalım. Kırmızı koyunca gidiyorduk sanırım. Mavi koymamız lazımdı. Sen gelmiş ya, şu gizli hazineyi de almak lazım da. Şöyle göstereyim. Envanterimde hiç yer kalmadı. Bunları satmam lazım. Şimdi maalesef çok ağırlaştık. Bunları gidip ben satacağım. Yani şu bulduğum eşyaları, şunları satacağım. Sonra bir hazırlık yapalım. Gideceğimiz bir tapınağa. Bu arada böyle benim gibi gireceğiniz dungeonlara önceden bir bakarsanız, düşmanlara karşı ne zayıflıkları olduğunu öğrenebilirsiniz. Zehirdir, elektrik, şimşektir. Şimdi buradan tüccar kıyafeti buldum da bunu giyeceğim. Bir de bunların alfaları oluyor. Siyah olur. Onu başta görmüşsünüzdür. O bayağı güçlü. Eğer siyah bir kuş görürseniz ona dalmayın sakın. Şehire geldik. Uzun bu yoldu. Hemen satacağımızı satalım. Buna meğer geldiğinde bakıyorum. Böyle güzel bir şeyler var mı?
yok mu diye. Burayı arada kontrol ediyorum. Burada özel bir tüccar kıyafetleri geliyor bazen. DLC'de zaten satılıyor da. Onları buradan direkt satın alabilirsiniz. Yenileniyor. Her hafta yenileniyor olması lazım. Pullu bir çanta var. O bizim daha hızlı doç atmamız. Yani normal bir çanta varken doç atmamız sağlıyor. Bir de bunu şeyle yükseltebiliyorsun. Bizon diye bir çanta var DLC'de. Onu yükseltebiliyoruz da. Ona bakarız sonra. Şu an ihtiyaç yok. İşte bazen eve çıkmadan da buradan direkt böyle her şeyi yapabilirsiniz. Şu dayıdan ben bir kılıç alacağım. Bunu alacağız, demir büyük kılıç. Çünkü bu bize lazım. Bununla dişli büyük kılıç yapıyoruz. İkiden bakmıştım, gördüğüm kadar hatırlıyorsam şöyle olması lazım. Bir tane de bez koyuncu oluyor olması lazım. Evet. Şöyle hem giyelim. Abicim kafamı şişirdin ya. Dandun dandun. Şu şekil. Bu 1.1 hızında gayet güzel. Ve kanama veriyor düşmana karşı. Şöyle de bir tipi var. Başlangıç için bizim için gayet iyi. Ne oluyor abi, beni sıkıştırdınız. Elektriğe karşı zehir çok iş yapıyor diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ama şöyle olması lazım zehir yapabilmek için. Şunları pişirmemiz lazım. Evet, böyle yapıyormuşuz. Tamam. Hepsinden birer tane bırakıp hiç para vermeden kristal tuzu da bu arada işimize yarayacak. İleride birkaç kapı var çünkü açacağımız, onları kullanırız. Hatta onları da kullanırız direkt. Evet, tahmin ettiğim gibi zehirden çok yiyorlar. Zehirle alakalı bir şeyler yapmamız lazım onlara. Şimdi ilk buraya gidiyoruz. Evet, ilk durağımız karşıda. Orada güzel bir hazine bekliyor bizi. Aslında güzel de değil de küçük bir hazine verecek bize. Normalde hatırlarsanız o oyundan birinden zorla para almış, 25 gümüş kadar. O almazsanız bu hazinenin yerini söylüyor size. Buraya git, burada bir hazine var işte. Kaza yapmış bir gemi mimi vardı, hatırlıyorsanız. Ama bu işte. Aya bas, yıldıza bas. Aa, bu kadar. Şurası hazineyi aldığımız yer. Şimdi biz buraya giriyoruz. Hemen zaten üst tarafında o da. Hemen bakın, bakın zaten yıldırımlar falan çakmaya başladı. Burası zor. Şöyle bir girişi var. Böyle gireceğiz içeri. Elektrik hasar, şimşek hasar veren hayvanlarla dolu. Hayvan mı diyeyim, canavar mı diyeyim, ne diyeyim artık bilmiyorum. Burada bizim çok dikkatli oynamamız lazım. Şöyle yapacağız. İlk başta şurada iki tane bir anda geliyor. Eskiden öyleydi, hala öyle mi bilmiyorum. Bunları çekmeden önce şöyle bir bütün tuzakları kullanmayacağız. Çünkü hepsini kullanırsak daha ileride de kullanacağız. Çünkü çok daha lazım olacak. Ve çekelim. Gelin abi. Tek tek gelin ama. Bakın çok az vuruyor zaten. Bu şimşeklere dikkat edeceksiniz. Bu çok vuruyor. Buna dikkat edin. Uf, çok iyi vuruyor yalnız. Şu an biz de iyi vuruyoruz. Şu an iyi hasar vuruyoruz. Bunlardan bize bir küre gibi bir şey çıkması lazım. Ya yani amacımız o. Onlarla bunların silahlarını yapıp hem silahını kullanacağız. Hem bir tane silahını kullanacağız. Hem de gideceğiz onları satıp çok büyük paralar kazanacağız. İyi para ediyor çünkü hepsi. Evet, bu çok sıkıntı bir çer işte. Burada iki tane olması lazım bunlardan. Ne oluyor oğlum, bu kadar geliyor muydun sen? Şimdi onu bu aradan çıkarmanız lazım. O ara onun için çok sıkıntı. Bizim için de öyle. Bak bak bak, manyağa bak. Çok vuruyorlar, hala çok vuruyorlar ya. Bir kaçalım, kendimize gelelim. Şu an aşırı güçlü. Bunu nasıl keseceğiz ya? Bunlar alevden de çok yemiyor diye biliyorum. Hay bir de bunlardan iki tane var. Bunlardan iki tane var, onlar çok sıkıntı. Diğeri de şurada olması lazım. Ana bu ne? Bu ne, değişmiş burası. Şimdi bunlar aslında ben kesmeden de kaçabilirim. Bu arada bu gizli boss yeri burası. Buradan da bir boss'a geliyorsunuz. Abi canı gitmemiş ki adam. Nasıl kesebilirim ben ya? Bakın ölmeyiz inşallah da sonunda. Bir ben bir suç daha içeyim. Gel bakalım reis. Gel bakalım, gel gel. Sen gel. Gel buraya, bana gel. Bu şerefsiz de oradan çıkmıyor. Bak canını da dolduruyor. Eyvahlar olsun. Eyvallah. Bu kadar geldik buraya, ben boş bırakamam. Koşacağız. Yani loot diyebildiğimiz loot kaçacağız buradan. Küçüklerden düşürebilirsek düşüreceğiz. Şöyle ben alabildiğimi alayım. Ana bak, bu da yeni. 16 zırh veriyorsun babacığım. Seni yerim ben. Ben seni yerim. Hasarım ne durumda sana karşı? Bak bu zaten anlıyorsun, buralar bizim için çok erken daha. Ama yapacak bir şey. Ananı. Sen ne ara geldin baba ya? Şimdi birkaç tane kol var, onları çekeceğiz biz buradan da. Şimdi ben buralarda yengeçler var diye hatırlıyorum. Yo, yanlış hatırlıyormuşum. Bu ne abi, her şey değişmiş. Gel abi. Evet, düş abicim, düş abicim. Çok fena elimize verdiler. Ama aynı yerden attı, şanslıyız. Abi gelmeyin hemen be. Çok sakin oynayacağız. Bunlar yok abi, stamina yok, stamina yok, stamina yok. Tamam. Tamam, bu da öldü.
Abi çıkmıyor da şansımıza ya. Ben şu sırt çantamı bulayım. Burayı temizleyebildiğim kadar temizleyeceğim. Şey bak, bunlarla doluydu eskiden burası. Ulan dedik, para kasarız. Biraz para buluruz dedik de. Zaten bozuk bir şeydi. O çok para kasıyordum bir anda. Bir yandan iyi oldu değiştirmeleri de, bir yandan da böyle. Yine geleceğiz tabi buralara, gizli boss için de. Bunlar trap tuzaklar. Bunları biz kullanamıyoruz da. Ana. Geldi. Tamam, bunları kesemem şu an. İki tane birden olmaz. İki tane birden olmaz. Tek tek olmaları lazım. Neyse, artık o büyük çantayı alacağımız için bizi bayağı bir rahatlatacak belli bir süre. O çantayı hep kullanmayacağız. Abi niye bunlar ikili ikili dolaşıyor hep ya? Manyak herifler. Bu gene aynı yere çıkıyor diye hatırlıyorum. Bunların yanına çıkacağım ben gene de. Zorlaştırmışlar, çok kolaydı çünkü. Yani çok tık kolay değildi de gene basitti yani. Bunların pulları iyi para ediyor. Şimdi oraya nereden çıkıyorduk? Aha dur. Gel dayıcım. Gel, biz orada kapışmayalım, gel. Burada da bunlardan var çünkü. Gel anasını satayım, gel. Gel. Aşağı gel, aşağı gel. Gel abicim aşağı. Pezemekler. Bari en kötü o kitapçı alıp kaçacağız. Çünkü buraya geldik, para kazanmamız lazım. Diğer türlüsü kurtarmıyor zaten. O ne lan öyle? Evet, diğer bölüm kesinlikle çantayı alıyoruz ve babacım dur, yuh amına. Basörlü mü atıyorsun? Burası nereye götürüyor ya? Atlayalım bakalım nereye götürüyorum şurada. Aa, oyunun başına mı atıyor burası? Ben o şeyi alacağım, geri geleceğim koşarak. Merhabalar. Şurada şu kitabı alacağım ben. Gidiyorum kardeşim. Cepler ağır mağar değil. Hemen kaçalım buradan hızlı hızlı. Valla ne yalan söyleyeyim, beklediğim gibi çıkmadı. Hiç değiştirmişler. En azından bir büyük kitabı. Rün büyücüler için tamamen ideal. En iyi kitaplardan biri. Bunu kullanabilirsiniz. Biz rün gitmeyeceğimiz için bir şehre gideceğim. Nasıl satayım? Tam da denk geldi ya. Bunlar öldürürse beni mahveder. Saldıracağız artık. Hayır. Tamam. Çok şey yaptık. Tek tek gelseniz. Kesin haydut kampını açacak biz. Burası şu manyağı öldürdüğümüz yer. Sabah gözüyle gidelim. Akşam hiç yol yapmayı sevmiyorum. Zaten tehlikeli, ölüp duruyoruz. Ölmek sizi yıldırması, zaten öleceğiz. Zor bir oyun. Ben Cüzöre'ye bir gideyim. Evet, geldik. Beklediğimiz kadar iyi hasılat çıkmadı. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelen buydu. İyi 60 yapıyormuş. 60, 90. İyi. 300. Çok iyi. Bu pullardan bir şey yapılıyordu. Ben şuna bir bakayım bir. Bir dakika. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Bunlardan 3 tanesiyle bu boynuzlarla da bir silah yapılıyordu. Şimdi ben oyunu tek başıma oynadığım için belki ileride kendi istediğiniz kişi bir arama gelebilir. Ben de çünkü çok daha rahat oynarım. Daha rahat videosunu çekerim. Öğrenmek istediğim tariflere bakacağım. Çok da bir ikiden bakmayacağım. Böyle hile yapmak gibi oluyor. Ben de öyle sevmem. Bu da başlangıç kitabı ama dediğim gibi o rünün kitabını kullanmanız daha iyi olur. Hem de oyunun başında hiç kimseyi öldürmeden de koşarak alabilirsiniz onu. Evet, iki deri lazım. İki deri. İki deri satmıştım ben sana. Ben onu geri alayım. Bu çantayı zaten yapacağız. Bununla şöyle iki deriyi sen bana sar. Bak şimdi. Bunu böyle yapacağız. Sonra bunu koyuyoruz. Üç tane pul. Üç pul yaptıktan sonra da bu çantayı elde ediyoruz. Hatta şunu da takabilirim. Bu bizim doç atmamıza yarıyor. Bunu biz güçlendireceğiz. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Hızlı değil. Emin adımlarla. Biraz ölüyoruz. Fail oluyor. Tabi oyun çok değişmiş. 2-2,5 yılda yeni yaratıklar gelmiş. Biraz şaşırıyoruz ama bence iyiyiz şu anlık. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Bugün veya bir şey yaptık bu bölümde. Güzel ilerledik. Biraz fail oldu ama kusura bakmayın, orada 2 yıl önce oynadığım oyundan bu kadar oluyor. Ama emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.